Tuş yapıp herhangi seçeneklerden birini seçeceğim. Editmiş olabilir. Evet. Vertex'i aldım ve üst bölüme kadar, yani şu alana kadar getirdim. Evet arkadaşlar. Perspektif alanında. Evet, gördüğünüz gibi penceremizin etrafında line'dan bir obje yaptık. Bu ne işe yarayacak? Penceremizin önüne bir parmaklık yapacağız ve bunu Almatin yöntemiyle yapacağız. Arkadaşlar, bu arada saat çok geç olduğu için, yani sabah saat 4.30'larda falan anlattığım için bu dersleri, dolayısıyla bazı kelime hataları olabilir. Şimdiden belirtelim. Evet arkadaşlar, materyal editörü açıyorum. Ve hemen bir bitmekten, bu arada bunu kapatabiliriz. Evet, parmaklık demiştik zaten. Bir saniye, bu arada bir problemimiz var. Parmaklığı seçtik. Evet, gördüğünüz gibi etrafında dönen bir benim oldu. Diffus'u opacity'ye attım. Copy diyorum. Bu bölümde silelim. Evet, gördüğünüz gibi şuradan bakarsak, evet, beyaz bölümün göründüğünü, siyah bölümün ise silindiğini fark ediyoruz. Bu yöntem bazı zamanlarda o kadar çok işinize yarayacaktır ki, hele hızlı modellemede böyle tür ufacık işte parmaklık yapmak gibi işlerle uğraşmayacaksınız. Direkt işte Photoshop yardımıyla bunları çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen bir belirleyelim. Diffuse'a tıkladım. Çerçeve rengimiz siyah olsun. Evet arkadaşlar, şu anda bu arada yaptığımız materyali arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rengimizi yaptık. Artık atayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi siyah bir görünüm oluşmuş olabilir. Bir hata verdi line belirlediğimizde. Evet, böyle gördüğünüz gibi çıkmıyor. Evet, şimdi o mapping yapabiliriz artık. Ve hemen bu bölümü açıyoruz. Evet. Şimdi bir render alırsak görüyorsunuz. Bir çizgi var. Şimdi ayarlarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Seçeneğimizi baksın tekrar. Evet. Parmaklığımız gördüğünüz gibi görünmeye başladı. Şimdi artık ince ayarlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu arada ayarımızı gösteri seçmemiştik. Hemen onu düzeltelim. Evet arkadaşlar, buradaki ayarlarımızla oynarsanız, mesela diyelim ki bunu 14 verelim. Gördüğünüz gibi parmak zaten aradaki mesafeler gibi
seçenekler var. Evet, yaklaştırırsak daha rahat görebiliriz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bu ayrıca render'ımızın da daha hızlı olmasını sağlar. Böyle tür uygulamalar arkadaşlar, bunu asla unutmayın. Evet, devam ediyoruz. Biraz daha ince bir ayar. Evet arkadaşlar, bu penceremiz böylelikle tamam oldu. Evet, render ettiğimizde gayet güzel bir pencere görüyoruz. Evet arkadaşlar, diğer pencerelere devam ediyoruz. Bu arada artık bu penceremizi yan penceremizle kopyalayabiliriz. Çünkü çoğu birbirine artık benzeyecek. Zaten birini yaptığınız zaman diğerleri gayet kolay olacaktır. Evet arkadaşlar, şöyle seçerseniz, evet, şu an penceremiz seçili ve şu anda evet, yan pencereyi hemen kopya yapacağız bu pencereyi. Ve Shift'e basıp tutarak az önce seçtiğim pencereleri, evet, kopyalayayım. Yani bölümü alıyorum. Evet, bu arada ben aynı şekilde pardon arkadaşlar, bu bölümü siliyorum.
Evet arkadaşlar, normal. Çizgileri gelecek bir şekilde ayarlıyorum. Siz de ince bir şekilde uğraşırsanız tabii daha güzel olacaktır. Bir müddet sonra artık elleriniz bunları hemen